Plazmalar nötrdür ama toplam değer olarak nötrdürler. Ama eksi artı yükleri kendi içinde hala vardır. Parçacıklar halinde ayrı ayrıdır. Hayır. Parçaları etkilenir. Ben şöyle düşünüyorum. İşte artılar bir tarafı gider, eksiler bir tarafı gider. Olur. Ya bir tarafa gider, bir tarafa gitmez olayından çok. Artılar bir şekilde etkileniyorsa, eksiler de ters şekilde etkilenir demek daha doğru. Şimdi bakın, burada mesele şu sevgili arkadaşlar. Bir atom nötrken, tamam, elektrik alandan etkilenmez diyoruz ya, aslında elektronlarına kuvvet uygulanır. Tabii ki elektronlarına belirli bir elektriksel kuvvet uygulanacaktır. Ama çekirdeğine de kuvvet uygulanır. Dolayısıyla bu iki etki birbirini nötr yapar. Birbirini sıfır yapar. Ama artıları ve eksileri birbirinden bağımsız olan bir yapı varsa ortada, eksilere farklı şekilde, artılara farklı şekilde kuvvet uygulandığında bunlar birbirinden ayrı hareket ediyorlar zaten. Tamam? Böyle bir olay. Nötr atom gibi değildir plazma. Plazmanın tamamı şeydir, yüklüdür. Ha, belki şeyden, enerji yoğunluğunun fazla oluşundan onlar nötr atom oluşturamıyor gibi bir durumdadırlar. Ya da işte her neyse olay. Artılar var, eksiler var, toplamlar nötr ama birlikte değil, ayrı ayrı hareket edebiliyorlar diye düşünmemiz lazım. Toplamı yüksüz desek? Toplamı yüksüzdür, evet. Yani aslında elektronlar da var ama çekirdekler atomun kendisinden akmaya yetiyor. Tabii ki. Öyle olmak zorunda zaten. Hani şöyle, bu etkileşimler, kuvvetler şöyle sınıflandırılmaz ya da şöyle ifade edilmez. Yani bir elektrona serbest haldeyken elektromanyetik kuvvet uygulanır ama atoma bağlıyken uygulanmaz gibi bir olay yok. Elektron eksi yüklüdür. Yani bizim tayin ettiğimiz bir yük cinsi ama eksi yüklüdür. Eksi yüklü olmaya devam ettiği sürece de, ki bunun tersini görmemişiz, elektrik alanı ona kuvvet uygulayacaktır diyeceğiz. Tamam? Anlaştık mı? Ha? Var mı itirazınız? Yok. Evet, elektroskopla ilgili konuşuyorduk. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Hı? Sıkıntı var mı? Ha? Problem yaşadığınız bir şey var mı? Yok. Hafta sonu iyi çalıştınız mı? Evet. Ha? Kaç kişi iyi çalıştı? Bir bakayım. Çalıştı? Hafta sonu iyi çalıştınız mı diyorum. Bayağı yıllıklara bayağı bakıyor hocam ya. Oğlum yıllık ne ya? Ama çok eğlenceli aynı zamanda. Ya, hocam size de yazayım ister. Hocam Fatih Kasım. Bana ne yazacaksın? Yıllık yaz. Ne yazacağına bağlı. Siz de işte bir sorular yazabiliyor musunuz? Ha? Ne yazamıyorsun? Hocalara... Tamam, hocalara bir sayfa ayırırlarsa yazıyorsunuz. Ne bileyim ben. Ben hiç yıllık almadım. Sınıf yıllarından İsmail'in bir şey var. Ünlü hoca renkleri diye bir sayfa. Evet. Aa, öyle bir şey olsa. Hocam sizin takma takma at mı? Niye? Kim? Nerede? Hocam yıllık yazarken takma at bu. Okan buraya alın. Ne diyeceksin ama benim ismimle ne diyeceksin çok önemli. Evet, Aydın. Hocam. He? Ne diyeceksin çok önemli. Evet. Hocam ben kendime yazacağım. Ne yazacaksın? Ünlü bir söz ama başına şey koyacağım. Can Dirican'ın da dediği gibi. Can Dirican da destek veriyor. Aferin. Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyorsun yani. Onun gibi bir şey oluyor. Ha, öyle bir şey. Aynen. Bunu da hem ben diyorum hem başka bir yerde. Of, ne kadar güçlü bir argüman oldu değil mi? Herkes böyle söylüyor. Hocam mı? Newton ve Can Dirican söylüyorsa büyük ihtimal doğrudur. Büyük ihtimal doğru. Aa, onu da yazabilirim. Onu düşündüm de bilmiyorum ya. Yazsam mı? Şeyin Latincesi. Bir, cismin momentumunun zamana göre türevi cisme uygulanan kuvvete eşittir. Ama Latince.
Hiç kimse anlamasın istiyorsun yani. Hadi be ya, Latince yazalım. Hocam ama mesela durul anlamadım. O, bu cümle seninle özdeşleşmişse anla. O cümle normal ya. İlk kez gösterdiğinde anladı. Tamam. İyi, güzel, hoş. Çılgın fikirler, zihni sinir projeleriyle yıllık çalışmalarınız devam ediyor. Bunu anladık. Ben asıl YKS çalışmalarınızla ilgili sormuştum ama o çok önemli değil hocam. O arada çalışıyoruz diyorsunuz sanırım. Heh, tamam, yuvarlanıp gidiyoruz diyorsunuz yani. Kaç tane tehdit sizi sormakası? Bu tamamen kişiye bağlı. Aynı. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Matematikten 10 tane kitap çözerken fizikten bir kitabınız olmasın. Çok saçma. Benim bir tane kitabım var, o da Aydın Yayınları fizik soru var. Aydın Yayınları. Aydın Yayınları, tamam, güzel, eyvallah, hoş. Ama tek başına sakın böyle yapmayın. Herhangi bir ders için de böyle zaten. Kimya için de böyle, biyoloji için de böyle. Onun için de, bunun için de böyle. Sevgili gençler, bir tek yayının kitabını kullanıyor olmak, bir tek yayının görüş açısıyla hazırlanmak demek. Mümkün olduğu kadar çok soru göreceksiniz. Ya siz, sevgili arkadaşlar, ya işte siz böyle sorduğunuzda cevap vermekte zorlanıyorum. Niye? Sizin durumunuzdaki adamların kaynak ayırt etmemesi lazım. Çok ciddi. Yani X, Y, Z adamları 3 test çözünceye kadar sen 15 test çözüyorsun zaten. Yani, ha? Kitaplar pahalı. Şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Kitapların pahalılığı kabul. Haklısınız, doğru. Kitaplar çok pahalı. Çünkü kağıt yok memlekette. Çin'den alıyorsun kağıdı. Adama diyorsun ki mesela, ben diyorsun şu kadar ton kağıt istiyorum diyorsun. Adam parayı verdiğinde vermiyor sana parayı, kağıdı. Ha? Parayı veriyorum, kağıdı ver, gönder bana dediğinde olmuyor. Diyor ki evladım, otur yerine. Diyor ki sana, diyor, kağıdı Ağustos'ta veririm. Ağustos ayında dolar kuru neyse onunla beraber veririm. O zamana kadar gelen zamları da yansıtırım diyor. Niye? Artık kağıt fabrikalarımız yok. Boş kağıt, işte 500 tanedik boş kağıt şeysi, topu 110 lira. Ne yapsın adam, boş kağıdı 100 liraya satarken kitabı 20 liraya satamaz ki. Bir sürü şey var. O tarafı da var, bu tarafı da var. Ha, bence yine de pahalı kitaplar. Ama şöyle düşünün, hayatınızın geri kalanındaki işlevini düşünürseniz yapacağınız harcamalar boşa giden harcama gibi olmamalı. Öyle görünmemeli. Eğitimde en büyük yanılgı budur sevgili arkadaşlar. Mesela bir araba galerisine gidersiniz, cebinizden parayı çıkarır verirsiniz. Karşılığında bir araba alırsınız. Üf! Bir şey aldın karşılığında. Markete gidersin, cebinden parayı çıkarırsın, verirsin, zeytin alırsın. Elinde bir ürün var. Satın alınmış bir şey var. Eğitimde öyle değildir. Çıkarırsın parayı verirsin. Bir şey yok ortada. Mesela bana parayı veriyorsunuz, tamam mı? Sanki hiçbir şey almıyormuşsunuz gibi geliyor. daha hiçbir şey. Ama eğitime harcadığınız para, emin olun, en mantıklı para harcamalarından biridir. Ha, senin için şimdi öyle görünmüyor olabilir ama ileride yapacağın, kazanacağın miktarları düşündüğünde bunlar çerez parasından bile daha düşük miktarlara gelir. Onun için eğitim için harcadığınız paralar gözünüzde büyümesin. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Haydi devam edelim. Beni yine konuşturdunuz ya. Hadi. Evet, ben eğitime yapılan harcamanın hiçbir zaman kötü bir harcama olduğunu düşünmüyorum. Öyle olduğunu düşünsem çocukları burada okutmaya uğraşmazdık. Sen YouTube'da canlıca kanalına katılma. Bak şöyle düşün, şöyle söyleyeyim sana. Evime toplamda 20 metre uzakta bir okul olmasına rağmen, gayet de güzel
3 saniyede gidip gelebilecek durumda olmalarına rağmen ben orayı değil burayı tercih ediyorum. Bir şekilde çünkü olayın temelinin eğitimden geçtiğini biliyorum. Eğitim önemli bir şey. Sen ne kadar bunu şu anda şey gibi görsen de ya hocaya bak ya işte ayak yapıyor ya da çalıştığı kurumu tabii ki şey yapacak. Vurgulayacak diye düşünüyor olabilirsin ya da topluluk olarak düşünenler olabilir. Bunu anne babanıza sorun. Anne babanız durduk yere sizi buraya göndermiyor. Devam. Elektroskop. Buraya bak. Şimdi elektroskopa cisim dokunduruyorduk ve bu cismin veya elektroskopun yüklü olması durumunda yaprakların nasıl hareket edeceğini görmüştük. Dedik ki öncesinde ya cisim şey olsun, yüklü olsun, elektroskop nötr olsun. O zaman bunlar birbirine dokundurunca mecburen her ikisi de aynı cins yüklendi ve elektroskopun yaprakları aynı cins yüklendiği için birbirini itti. Elektriksel kuvvet etkisiyle açıldılar. Tertemiz. Dedik ki elektroskop yüklü olsun, cisim nötr olsun. Bu sefer de elektroskopun yükü bir miktar azaldı. Cisim de elektroskopla aynı cins yüke sahip oldu. Elektroskopun yaprakları bir miktar elektriksel olarak yükü azaldığı için azaldı. Yapraklar arasındaki açı küçüldü diye konuştuk. Şimdi gelin bu dokunma olayını bir de hem cisim hem de elektroskop yüklüyken yapalım. Şöyle bir şeyden bahsediyorum yani. Diyelim ki bir artı yüklü bir cisim var. Hatta artı Q1 olsun. Bir de elektroskop var. Hadi diyelim ki başlangıçta bu da artı. Artı Q2 yüklü. Getirip bunu elektroskopa dokunduruyorum. Yapraklar da pozitif yüklü. Şurası da alfa açısı diyelim. Şu durum sevgili arkadaşlar. Elektroskopun topuzuna dokundurdum. Neler gerçekleşebilir diye düşünelim. Şimdi bir kere ne olursa olsun kesinlikle şunun gerçekleşeceğini biliyorum. Cisim ve elektroskop pozitif yüklü olur. Bu kesin. Şimdi bundan sonra gerçekleşecek durumlarla ilgili pozitif yüklü olur diyorum. Hani şunu daha ileriki konularda söyleyeceğimiz için şimdi söylemedim. Bu cismin yüzeyindeki potansiyelle elektroskopun yüzeyindeki potansiyel ya da yapraklardaki potansiyel birbirine eşit olacak. Zaten biz bunu konuştuk. Dokunan cisimler potansiyelleri birbirine eşit oluncaya kadar yük alışverişi yapar. Bu tamam. Aynı zamanda artı yüklü, ikisi de başlangıçta artı yüklü olduğu için artı yüklü olmaya da devam ediyorlar diye düşündük. Peki, cisim iletken, elektroskop iletken, topuz iletken, yapraklar iletkenken şöyle bir şey olabilir mi acaba? Diyorum ki Q1 yüklü bu cismi buraya dokundurdum. O zaman bu Q1'in azalması ve dolayısıyla elektroskopun yapraklarının daha çok açılması. Yani elektroskopun yükünün artışı söz konusudur. Değil mi? Ne zaman olur bu? Potansiyeli daha... Cismin elektrik potansiyeli elektroskopunkinden daha büyükse o zaman eksi yükler cisme doğru gider. Zaten elektroskop artı yüklüydü. Yani eksi azlığı vardı. Eksi azdı. Biraz daha eksi giderse cisme doğru elektroskopun içinde daha çok eksi az kalacak. Dolayısıyla artı yük daha büyük olacak. Yapraklar da daha çok birbirini itecek. O zaman yapraklar biraz açılır durumuyla karşılaşabilirim. Peki yaprakların değişmemesi gibi bir durum olur mu? Değil mi? Yapraklar hareket etmez. Nasıl hareket etmez? Bunların elektrik potansiyelleri dokunmadan önce zaten aynıdır. Dokununca da yük alışverişi yapacak bir sebep yoktur ortada. Dolayısıyla da
Yapraklarda herhangi bir yük hareketi olmayınca yaprakların açıklığı da değişmez. Tamam. Mesela şöyle bir şey düşünün. Bunun yükünün yarıçapının R kadar, bunun yarıçapının R kadar olduğu durumda cismin yükünün elektroskopun sadece topuzundaki yüke eşit büyüklükte olduğu bir olay düşünürseniz o zaman yük alışverişi olmaz. Bakın şöyle demiyorum. Bak. Ha, şunu söyleyeyim ondan sonra tartışalım onu. Üçüncü bir durumda bu sefer şeyin elektroskobun elektrik potansiyeli fazladır cisimden. Dolayısıyla cisimden elektronlar elektroskoba gelmiştir. Ve dolayısıyla bir miktar artılık azaldığı için yapraklar biraz kapanır durumu ortaya çıkabilir. Yapraklar biraz kapanır. Sana şöyle diyorum. Bak, Q cisim eşittir Q elektroskop olsa ve bu cisimler birbirine dokundurulsa ne olur? Yarı çaplar aynı. Yani şöyle diyorum, R cisim eşittir R topuz diyorum ve aynı zamanda cismin yükü elektroskobun yüküne eşit. Ben bu cismi elektroskobun topuzuna dokundurdum. Ne olur? Evet, şimdi burada es geçilen bir durumdur ama ben yine de söylemiş olayım. Şimdi eğer elektroskobun yükü cismin yüküne eşitse elektroskopta sadece topuzda yük yok ki. Değil mi? Elektroskobun şurası da iletken, burada da yük var. Yapraklar da iletken, yapraklarda da yük var. Hatta yük yoğunluğunun en çok olduğu yerlerde yapraklar diye düşünebilirim. Değil mi? Dolayısıyla elektroskobun yükü cismin yüküne eşitse elektroskobun topuzunda cisminki kadar fazla yük yoktur. Değil mi? O zaman yarı çapları aynı olmasına rağmen topuzun yükü cismin yükünden daha küçüktür. Bu bana şunu anlatır. Demiş olurum ki Q cisim büyüktür Q topuz demiş olurum. Değil mi? Böyle bir durumda cismi dokundurduğumda yaprakların bir miktar açıldığını ama çok minik bir etki olacak şekilde yaprakların biraz açıldığını söyleyebilirim. Özellikle bunu sormuyorsa sevgili arkadaşlar. Özellikle ben elektroskobun topuzunun yarıçapını verdim sana, elektroskobun yükü şu kadar, topuzun yükü bu kadar, cisim şöyle demiyorsa bunu es geçin. Zaten bunu es geçeceğiniz şekilde sorarlar. Sadece işte onu getirdim, buna dokundurdum, yapraklar ne olur? Artar, azalır, değişmez. Bu tür yorum soruları sorarlar ama özellikle de gözüne parmak sokuyormuş gibi bunu soruyorsa böyle de düşünmeni isteyebilir, evet. O zaman ikisinde yarıçap eşitken elektroskobun yükü daha fazlaysa bunların arasında yük geçişi de olmayabilir. Olmayabilir tabii. O zaman yani birazcık çok fazla olmayabilir diye olabilir. Yani bu zamanki unsurlarda bunu özellikle belirtmediyse anlamadım. Tabii tabii, özellikle istemiyorsa bunu düşünmeyin o kadar. Tamam. Anlaştık değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar aynı olay cisim de elektroskopta negatif yüklüyken de gerçekleşir. Eksi yüklü, eksi Q1 yüklü, bu da eksi Q2 yüklü olsun. Yapraklar da eksi yüklü olsun. Topuz da eksi yüklü olsun. O zaman cisim ve elektroskop eksi yüklü olacaktır. Bu kesin bir ifadedir. Aynı şekilde yapraklar bir miktar açılır, olur. Niye olmasın? Yapraklar hareket etmez, açıklığı değişmez. Olur, niye olmasın? Yapraklar biraz kapanır, tabii ki de gerçekleşebilir. Niye olmasın diye düşünürüz. Dolayısıyla artı yüklüyken de, eksi yüklüyken de yorumları aynı yapacağız. Ama dikkat edeceğiniz nokta şu, birbirine temas halinde bulunacakları için yük cinsleri kesin aynıdır diye konuşmanız lazım. Tamam? Anlaştık mı? Var mı itiraz? Yok. Peki. İkinci bir durum ya da başka bir durum olarak düşünelim. Bu sefer yine elektroskop yüklü, cisim yüklü olsun ama zıt cins yüklü olsunlar. Mesela hangisi artı yüklü olsun?
Hadi cisim artı yüklü olsun. Artı Q1. Elektroskop da eksi Q2 kadar yüklü olsun. Yapraklar da yüklü. Getirip bunu dokunduruyorum elektroskopun topuzuna. Burada kesinlikle gerçekleşecek dediğim olay nedir? Şudur. Güzel. Elektroskoptan cisme yük akışı olur. Bu kesinlikle gerçekleşir. Bunun gerçekleşmeme durumu yoktur. Yine söylüyorum, biz cisim iletkenken konuşuyoruz bunları. Peki, ne kadar yük akışı olacak? Ne zamana kadar yük akışı olacak? Bu evet tamamen şuna bağlı, elektriksel potansiyeller ne zaman eşitlenecek sorusuna verdiğimiz cevaba bağlı. O zaman şöyle bir şey diyebilirim bak. Bunun elektroskobun topyekün negatif yük fazlalığı eğer cismin negatif yük eksikliğine eşitse bu durumda elektroskobun eksi yüklerinin fazla olan kısmı cisme geçer ve her şey biter. Her şey sıfırlanır. Dolayısıyla bir potansiyele de gerek kalmaz ve dolayısıyla cisimlerde yüklü olmaz. Ha sen dersen ki ya şu cisim elektroskoptakinden daha az bir eksikliği var. Yani bunda atıyorum 10 birimlik eksiklik var. Bunda 30 birimlik fazlalık var. E o zaman bu 10 birimliği ona verdi, nötrledi ama ikisi de eksi yüklenecek bu sefer. Değil mi? Ha tamam. Q2, Q1'den daha büyük bir nicelikse o zaman herkes negatif yüklenmeli. Görebildiniz mi? Bu durumda yaprakların bir miktar kapanmış olmasını gözlememiz gerekiyor. Ha, şöyle de olabilir tabii ki. Bu sefer Q1, Q2'den daha büyük bir nicelikse. O zaman şöyle olur. Elektroskobun eksi yük fazlalığını cisim alır. Elektroskop nötrlendi ama cisim hala nötrlenmedi. Cisim hala pozitif yüklü. O zaman elektroskoptan bir miktar elektron daha çekmeye devam eder. Almaya devam eder. Bu durumda elektroskop pozitif yüklenir. Ha, başlangıçta negatif yüklü olan elektroskop sonrasında pozitif yüklü olmaya başlıyor. O zaman yaprakların önce tamamen kapanıp sonra tekrar açıldığını söylemek durumunda kalırım. Gördün mü? Ha tekrar açıldığında da başlangıçtakinden daha büyük, daha küçük ya da eşit miktarda açılmış olabilir. Bu da tamamen ihtimal dahilinde bir olaydır, durumdur diye konuşabiliriz. O zaman şunları söyleyebilirim bir kere. Bir kere gerçekleşecek olay elektroskoptan ilk önce eksi yüklerin cisme doğru olduğu ya da hareket ettiğini söylediğim için elektroskopun yapraklarının ilk hareketi kesinlikle kapanma yönündedir. Bunu da yazalım. Yaprakların ilk hareketi kapanma yönünde. O zaman bu olay sonrasında yapraklar biraz kapanır diyebilirim. Ve olay böylece bitmiştir. Yapraklar eğer biraz kapanıyorsa her şey negatif yüklüdür. Cisim de negatif yüklüdür. Dolayısıyla bunun gerçekleşebilmesi için Q1 niceliğinin Q2 niceliğinden küçük olması gerektiğini söyleyebilirim. Böyle olduğunda da her nokta negatif yüklüdür demiş olurum. Tamam. Ha, ikinci bir olay Q1 ile Q2 birbirine eşit iken gerçekleşecek. O zaman yapraklar tamamen kapanır. Dolayısıyla yapraklar tamamen kapanıyorsa demek ki Q1, Q2'ye eşit büyüklüktedir.
Dolayısıyla birbirini nötrlemişlerdir. Her yer nötr oldu. Üçüncü bir olasılıkta yaprakların önce kapanıp sonra tekrar açılması durumudur. Yapraklar önce kapanıp sonra tekrar açılır. Böyle bir durumda yapraklar arasındaki açı öncekine göre daha az, eşit veya daha çok olabilir. Ha, bunun gerçekleşmesi için neye ihtiyacım var? Yük ile ilgili hangi ifadeye? O zaman Q1'in Q2'den daha büyük olduğu durumda ancak bu olabilir. Q1 büyüktür, Q2 olmalı. Böyle bir durumda da zaten ne demiş olursun? Her yer pozitif yüklü olur. Tamam. Elektroskop ve cisim birbirine dokundurulduğunda bu tür olaylar gerçekleşecek. Ha, sen diyebilirsin ki hocam bunlar ters olursa, bu eksi bu artı olursa, yorumların hepsi aynı. Yorumların hepsi aynı ama şöyle olacak sadece. Bu sefer şu artı şu eksi ise, bu artı Q1 bu eksi Q2 ise, zaten öyleydi lan. Bu eksi Q1, bu artı Q2 ise. O zaman şöyle olur. Elektroskoptan cisme yük akışı olmaz. Cisimden elektroskopa kesinlikle yük akışı olur. Tamam. Yaprakların ilk hareketi yine kapanma yönünde olur. Ha, yaprakların tamamen mi kapanacağı, biraz mı kapanacağı, yoksa kapanıp tekrar mı açılacağı, yine Q1 ile Q2'nin büyüklüklerine bağlı olacaktır. Mesela yapraklar sadece birazcık kapanıyorsa bu sefer her nokta artı yüklü olacaktır. Tamam? Yapraklar tamamen kapanıyorsa zaten nötr olmalı. Yapraklar önce kapanıp sonra açılıyorsa demek ki bu sefer cismin eksi yükü fazla, elektroskopun pozitif yükü az. Dolayısıyla da her yer negatif yüklü olmuş olmalı diye konuşmak gerekiyor. Ben birini yazıyorum, ikincisinin nasıl olacağını söylemiş oluyorum. Bunu da lütfen kendiniz düşününüz. Olur mu? Peki, tamam, güzel, hoş. Şimdi cisme elektroskobu topuzun ile cismin birbirine dokunması durumunda neler olacağını konuşmuş olduk. Peki ya elektroskoba dokundurmadan yaklaştırsak bu cismi, o zaman ne olacak? Onları incelemeye çalışalım. Yaklaşma. Diyelim ki artı yüklü bir cisim var, bir de elektroskop var ama elektroskop nötr. Şurası da etki mesafesi. Etki mesafesine kadar yaklaştırıyorum cismi. Artı Q yüklü cisim. Elektroskop da şurada. O zaman gerçekleşecek olay yeterince basit bir olaydır. Artı yüklü cisim kendine doğru eksi yük çekecek. Nereden? Sistem üzerinde yapabildiği her noktadan. O zaman aslında topuzun şu bölümüne şöyle eksiler gelecek. O zaman topuz bu eksileri aldığına göre yapraklar da pozitif yüklenmeli. Ve o zaman şöyle yapraklar pozitif yüklendiklerine göre açılmış olacaklar. Ha, tamam. Elektroskopun topuzu ve yaprakları zıt cins yüklenir. Değil mi? Ve yapraklar açılır. Topuz ve yapraklar zıt cins yüklenir ve yapraklar açılır. Buradaki yük hareketi yapraklardaki
elektronların topuza doğru hareket ettiğini anlatıyor bize. Yine söylüyorum, yapraktaki elektron topuza gelmemiştir. Topuzun kendi içindeki atomlardan elektronlar çekilmesi sağlanmış. Onlar yanındakilerden silsile halinde elektronları almış ve son durumda sanki yapraktaki elektronlar oraya gitmiş gibi görünür. Ha, soruları yine söylüyorum. Soruları çözerken sanki yapraklardaki elektronlar oraya gitmiş gibi düşündüğünüzde problem çıkmaz. Ama özellikle derse ki arkadaşım ben hani buradaki elektronlar buraya gelmiştir diyorum sana derse o zaman sıkıntı. Tamam. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Eğer bu artı Q yerine eksi Q yüklüyse o zaman elektron hareketi tersine doğru olacak. Yapraklar eksi yüklenecek, topuz artı yüklenecek ve yine açılacak diye de konuşuruz. Tamam. Haydi görüşürüz. Hocam.